Paleolitik insanlar iklim, mevsim değişiklikleri ve besin ihtiyacı nedeniyle hayvan sürülerini takip ederek sürekli yer değiştiriyorlardı. Tabii ki böyle düşününce işleri kolaymış gibi algılanabilir. Fakat göçebe atalarımız hayvan sürülerini takip ederken kendi klanları da başka insan grupları ya da avcı hayvanlar tarafından devamlı tehdit edilerek takip ediliyordu. Hayal gücünüzle bu yaşamı gözünüzün önünde canlandırmaya çalışın. Modern yaşamda sahip olduğumuz neredeyse hiçbir şeyin olmadığı, hastalık, çeşitli yırtıcı hayvan ve insan tehlikelerinin olduğu, doğayla sürekli bir mücadele içerisinde geçen dramatik bir yaşam tablosunu görürsünüz. Ortalama 8-10 kişiden oluşan klanınız için yiyecekleriniz maksimum birkaç gün yeter. Yani beslenmek için tarım ve hayvancılığın olmadığını da düşünürsek sürekli avlanmak zorundasınız. Dönemlik hayvan göçlerini takip ederek de yaşamak zorunda olduğunuz için sabit bir eviniz de yok diyebilirim. Zaten ev dediğim şey de mağara ve oyuklardan oluşuyor. Özellikle soğuk havalarda bir ateş etrafında iç içe sokularak birbirinizi ısıttı. Kalabalık ve güvene dayalı bir şekilde yaşamak zorunda olduğunuz bir mağarada olduğunuzu düşünün. Sürüler uzaklaştıkça siz de mağaranızı değiştirmek zorundasınız. Gittiğiniz her yeni bölgede bulduğunuz mağarayı ev olarak kullanmaya çalışıyorsunuz. Fakat yalnız değilsiniz. Sizin gibi bu mağaraları yaşam alanı olarak kullanmak isteyen, özellikle kışın zor zamanlarını buralarda geçiren insan ve farklı birkaç hayvan türü ile de mücadele etmek zorundasınız. İşte bu gibi alanlar yaşam ve ölüm arasında kaldığınız en stresli zamanları oluşturur. Eğer klanınız kalabalıksa ve mağaraya sığınan canlı kısmen ufak bir hayvan ise bu karşılaşma sizin için birden avantaja bile dönüşebilir. Fakat genelde mağaraya kışı geçirmek için giren canlılar çok ufak olmaz. Uzun bir kışı uyuyarak geçirecek kadar büyük bir bedene sahip olduğu da düşünülürse her yeni mağaraya girişinizde dev bir ayı ailesiyle karşılaşmanız da mümkündü.